Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. bu dönem yönetim evet, kafa gitti. Bu dönem mesleki İngilizce 2 dersini beraber işleyeceğiz. İlk dönem mesleki İngilizce 1'i işlemiştik. 6 üniteyi bitirmiştik. Yeni. Arada bana şu kaydı başlatmadınız hocam şeyini bir hatırlatın. Baştan alayım ben. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. İlk dönem mesleki yabancı dil 1 dersini beraber işlemiştik. Bu dönem mesleki yabancı dil 2 dersini işleyeceğiz. İlk dönemde ilk 6 üniteyi bitirmiştik. Yeni dönemde 7. üniteden itibaren devam edeceğiz. Ben arada unutabilirim şu kaydı başlat kısmını falan bana hatırlatın arkadaşlar. Bunu yani unutabiliyorum. Öyle durumlarımız olabiliyor. Sürekli bir ders temposunun içerisine gireceğiz. Normalde yani genelde açmayacağım. Ama şöyle kimle ders işlediğinizi bir görün diye bir şeyi kamerayı açayım. Maalesef yüz yüze görüşemiyoruz. Yüz yüze bir araya gelemiyoruz sizlerle. Keşke sınıfta olsak, sınıfta beraber işlesek bu dersleri. Bambaşka bir eğlenceli olurdu. Şu halinde olduğundan farklı olarak karşılıklı eğlenirdik. Ama şartlar maalesef. Şu an için bu şekilde olması daha iyi. Okulun, üniversitemizin yayınladığı yazıyı okudunuz mu arkadaşlar? Bu dönemki ders işleyişiyle alakalı. Gençler, soru sordum. Bir şey evet hayır demişsiniz ama bir saniye. Ben bir anket açayım da. Değil. Yeni bir anket. Ha, tamam. Yeni okulun gönderdiği yazıyı okudunuz mu arkadaşlar? Bu dönemki ders işleyişiyle alakalı bir anket açtım. Bir hızlı cevaplarsanız sevinirim. Halime, bir tek sen kaldın kızım. O sen de koptun herhalde. Şu an evet görmüş o. Hepiniz okumuşsunuz. Yani ben özetini tekrar geçeyim size. Derslerimiz bizim teorik arkadaşlar. Teorik olduğu için dersleri bu şekilde internet üzerinden işleyeceğiz. Ben müsaadenizle kamerayı kapatacağım. Sizden fazla internet çekmesin. Sen o ara bir düştün Halime, o yüzden göremedim. İnternetiniz çok yemesin. Şey yapacağız. Dersleri bu şekilde işlemeye devam edeceğiz. Olur'a ilerleyen günlerde pandemi sürecinde bir değişiklik söz konusu olursa, bir değişiklik meydana gelirse arkadaşlar, pandemi sürecindeki bu değişikliğe istinaden sizlerle yüz yüze ders yapabilme okulun, üniversitenin kararı alıp böyle bir durum söz konusu. Benim inancım böyle bir şey olmayacağından ve bu dönemi böyle bitireceğimiz yönünde. Ama böyle bir de ihtimal var. Bunu da yine aklınızın bir kenarında tutun arkadaşlar. Yani biz aşı olmadığımız sürece hocalarımız olarak ve siz öğrencilerimiz olarak, sizler de aşı olmadığınız sürece, yani karşılıklı birer aşı gerçekleştirmediğimiz sürece ve bu mutasyonlu evrim geçirmiş
virüsümüzün yeni hali ortalıkta dolaştığı sürece ben bu dönemde çok yüz yüze ders işleyebileceğimize inanmıyorum. Ve sanırım sizleri göremeden mezun olacaksınız maalesef. Keşke şartlar biraz daha farklı olsaydı diye hep temenni ediyorum ama şartlarımız maalesef böyle. İçinizde geçen dönem bu dersten kalan olduğuna inanmıyorum. Yani içinizde bu dersten kalan var mıydı? Mesleki yabancı dil birden. Ferhan cevap vermedin ama bu dersten kalan var mı? Kaldın mı bu dersten? Nasıl becerdin? Yani sadece nasıl kalabildin bu dersten? Mesleki yabancı dil birden nasıl kalabildin Ferhan? Hop koptu. yani sınavı biliyorsunuz, şeyi biliyorsunuz. Sanırım o da yanlış cevap verdi de. Yani ikinci dönemki sınavımızda benzer olacak arkadaşlar. Yani benzer şekilde bir dönemimiz olacak. Derse yaptıklarımızdan hariç bir şey sormuyorum. Sormamaya gayret ediyorum. Yani normal şartlarda çok daha zor hale gelebilir bu ders. Sonuçta İngilizce. Hepinizin çok iyi bir İngilizceye sahip olmadığının farkındayım. Yani dersi de ve olayları da sizin için çok zorlaştırmama gayretindeyim. Yani size sıfırdan İngilizce öğretebilecek halim yok ama elimden geldiğince İngilizcenizi geliştirmek ve İngilizcenize katkı sunmak için çabalayacağım. İnşallah ilk dönemki dersi sadece dersi geçmek için değil, biraz İngilizce öğrenmek için de takip etmişsinizdir. Çünkü ilk dönemin üzerine koyarak gideceğiz bu dönemde. Sizlerin bir şeyler kendine katmasını isterim. Ferhan sen ilk dönem kalmadın diye biliyorum ben ama. Ha tamam. Tamam ben de hani kalmadın diye biliyorum. Yani size bir şeyler katabilirsem ne mutlu. Bu dersten bir şeyler elde edebilirseniz ne mutlu benim adıma. Hepinizin yani hayatına bir ufacık bir nokta dahi bir etkimiz olabilirse bizler çok mutlu oluyoruz ve bunu olması için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İyisiniz değil mi arkadaşlar? Öncelikle bunu sorarak başlayayım. Sağlığınızda, sıhhatinizde herhangi bir sıkıntı var mı? Biraz sınıf size sordum ben ama gençler hanım kızlar yani beraber sınıfta olsaydık bu hanım kızlar lafını çok duyacaktınız. Ben bayan öğrencilere hanım kızlar, erkeklere yakışıklar diye hitap ediyorum. Böyle etmeyi de seviyorum. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz bu pandemi sürecinde. Elimizden geldiğince bizler de iyi olmak için çabalıyoruz. Sizin için de bir mahsuru yoksa ben derse başlamak istiyorum.
Bu dönem işte 6 üniteyi bitirmiştik. 7. üniteyle devam edeceğiz. He Doesn't Sleep at Night. Yani burada bu ünitede arkadaşlar günlük hayattaki aktivitelerimiz konusunda veya iş hayatımızla alakalı nasıl soru sorar ve bunları cevaplarız kısmı. Yine şirketlerin bölümleriyle ilgili nasıl soru sorarız, nasıl cevaplar alırız ve şeylerle ilgili nasıl bilgi alırız, bunlar üzerinde duracağız. Ben çok küçük bir müsaadenizi şeklinde bir soru var. İstiyorsanız baştan bir okuyayım ben bunu. So Alper, you have an unusual job. Evet Alper, alışılmışın dışında bir işim var. You sleep during the day. Gün boyunca uyuyorsun. And you work at night, ve gece çalışıyorsun. Is that right? Bu doğru mu? Yes, that's right. Evet, doğru. What is your job? Daha demin de belirtmiştim. What do you do? What do you do for living? What is your occupation? Gibi farklı şekillerde yine bunu söyleyebiliyorduk. Mesleğin, işin nedir manasına geliyor sorumuz. I'm a security guard. Güvenlik görevlisiyim. Where do you work? Nerede çalışıyorsun? I work at a shopping center. Shopping center'ında arkadaşlar İngilizcesinde karşılığı bu. Amerikan İngilizcesinde karşılığı da mall. Alışveriş merkezi olarak geçiyor. Türkiye'de de mall olarak kullanılan alışveriş merkezi var. Mall of İstanbul. Mesela böyle bir kullanım yine Türkiye'de bir yerde söz konusu. Is it a big building? Büyük bir bina mı? Biliyorsunuz big büyük demek. Büyük bir bina mı? Yes, it's a big building. Evet, büyük bir bina. My office is on the first floor. Benim ofisim birinci katta. Floor, bunu ilk dönemde görmüştük. Kat anlamına geliyor. Birinci katta. Actually, aslında demek. Action'ın karşılığı da aslında. It is the control room. O kontrol odası. I see. Do you drive to work? Sen işe araçla mı gidiyorsun? Do you drive to work? İşe araçla mı gidiyorsun? İşe arabayla mı gidiyorsun manasında? Ama kendi aracın için. Çünkü burada drive, sürmek, kendini sürdüğümüz bir fiil var. Kendi aracınla mı gidiyorsun? No. No, no. Hayır, hayır. I don't have a car. Bir arabam yok. I go to work by bus. Ben otobüsle işe giderim. By ile manasına geliyor arkadaşlar. I take the 11 o'clock bus. 11 otobüsüne. 11 otobüsüne binerim. Take arkadaşlar burada binmek manasında kullanılıyor. I take the 11 o'clock bus. Bu tarz saatli araçlara biniyorsanız arkadaşlar take kullanılıyor. Mesela I take 10 o'clock bus gibi veya vapurlar içinde kullanılabiliyor. Bu tarz saatli şeyler varsa onlar için take fiilini kullanıyoruz. What time does your shift start? Burada bilmediğimiz kelime shift arkadaşlar. Vardiya manasına geliyor. Kaçta vardiyan başlıyor?
It starts at midnight. Midnight gece 12 için kullanılıyor. Gece 12'de başlar. Can you tell me a typical night? Tipik bir geceyi anlatır mısın? Sıradan normal bir geceyi anlatır mısın? Well, first, önce I take over from Orhan at exactly 12 o'clock. Tam saat 12'de, exactly tam olarak demek arkadaşlar. Tam olarak saat 12'de Orhan'dan devralırım. Take over, devralmak için kullanılan fiil. Tam saat 12'de Orhan'dan devralırım. Who is Orhan? Orhan kim? He is the other security guard. Diğer güvenlik görevlisi. He works from 4 p.m. to midnight. 4 p.m. öğleden sonra 4 yani 16. 16'dan gece yarısına kadar o çalışır. Okay, and then, tamam, daha sonra, then, sonra demek. I sit at my desk and watch the monitors on the wall above the desk. Masama otururum ve masanın üzerindeki duvardaki, masanın üzerinde duvardaki monitörleri izlerim. I can see the main entrance, ana girişi, koridorları, asansörleri, yangın çıkışını ve merdivenleri görebilirim. What do you do in case of a robbery attempt? Robbery, silahlı soygun arkadaşlar. Silahlı soygun teşebbüsü durumunda ne yaparsın? Attempt, teşebbüs demek. Robbery, silahlı soygun. Attempt, teşebbüs demek. In case of, durumunda anlamına geliyor. Silahlı soygun teşebbüsü durumunda ne yaparsın? I inform the police. Polise haber veririm. I have a wireless. Wireless dediği telsiz arkadaşlar. I have a gun too. Silahım da var. I can use it if necessary. If necessary, gerekliyse, eğer gerekliyse demek. Eğer gerekliyse kullanabilirim. What time does your shift end? Ne zaman vardiyan sona eriyor? It ends at 8 a.m. sabah 8'de. I go home. Eve giderim ve I have a good meal and a good sleep. İyi bir yemek yer ve uyurum diye bu karşılıklı konuşmamız burada sonlanıyor. Görünmüyorum, biraz büyütelim mi? Pardon, biraz yeni gördüm. Hoppa. Böyle iyi mi? Tamam. Böyle bir konuşma vardı, ikisinin konuşması. Şimdi burada arkadaşlar,
az önceki konuşmanın yazıya dökülmüş hali var. Az önceki konuşma yazıya dökülmüş hali burada söz konusu. Buradaki boşlukları az önceki konuşmanın ışığında bizden doldurmamız isteniyor. ...16-17 tane boşluğumuz var. Şurayı yapmayacağız. Şurayı beraber doldurmamızı istiyorum. Sizden sırayla başlayalım. İlk Ayşe, senden başlayalım. Şu sohbet sırasıyla devam edelim. İlk boşluğu doldurmanı isteyeceğim senden. Alper nokta nokta an unusual job. Boşluğa o boşluğu dolduralım deyince millet çatır çatır çıkmaya başladı. İyiymiş. Ayşe nokta Alper nokta nokta an unusual job. Buraya ne getirmemiz gerekiyor? Normal şartlarda tabii bunu şıklı size veriyorum. Şimdi şöyle bir anket yapayım senin için. Şöyle bir anketi de açtım. Alper Kozan nokta nokta an unusual job. Şeye de bir geri döneyim önce. Sen bunu cevaplamadan. Röportajda geri döneyim. So Alper, you have an unusual job. You sleep during the day and you work at night. Is that right? Diye girilmiş. Bunun ışığında buraya ne getirmemiz gerekiyor kısmına artık buradan cevap hepinizden alayım bunun cevabını. Ayşe cevaplayacak ama. Dilber'in varlığı meçhul, tamam. Şimdi yukarıdaki kısımda arkadaşlar burada Alper'e pardon burada Alper'le konuşurken ikili konuşma vardı. Alper'e sen diye hitap ediyordu. Yani ikinci tekil şahıs olarak hitap ediliyordu. O yüzden de have kullanılmıştı. Aşağıdaysa artık Alper için üçüncü tekil şahıs olarak bahsediliyor. Have'in üçüncü tekil şahıs için olan hali neydi arkadaşlar? Have yerine ne kullanıyorduk? Sohbete yazmanızı rica edeceğim. Have yerine ne kullanıyorduk arkadaşlar? Has kullanıyorduk. Alper has an unusual job. Ben hemen şu yazı kısmını bir daha açayım şuraya. Metin ekle. Şunu da yazalım. Buraya has getireceğiz. Sen biraz yukarı çık bakayım. Evet. He nokta nokta at night. O ne zaman? Geceleri ne yapıyordu arkadaşlar? Geceleri çalışıyordu. Tekrardan bir yukarı dönelim. You sleep during the day and you work at night. Bunun ışığında buraya ne geleceğini yine sizden öğrenmek istiyoruz. Hemen bir şıkları yazalım.
buraya. Şöyle 5 tane şık ürettim. Bu 5 şıkka birer cevap alalım. Sizlerden. Bu ikinci olarak Elanur'dan bekliyoruz bunun cevabını. Ayşe, Zeynep ve Dilber. Yani Dilber bir türlü bağlanamadığı için derse normalde Dilber'den alacağım da. Bunun cevabı kısmına gelecek olursak arkadaşlar. Hepinizden cevapları aldık. Şimdi Alper üçüncü tekil şahıs. Nasıl ki have yerine has kullanıyorsak, geniş zamanla cümle kurduğumuzda üçüncü tekil şahısta fiilin sonuna biz ne koyuyorduk? S takısı koyuyorduk. S takısı normalde olması gereken fiilimiz work fiiliydi arkadaşlar. Biliyorsunuz yani yukarıda da okuduk. Work fiilinin sonuna S takısı getirdiğimizde he works at night haline geliyor. 3'teyiz. He nokta nokta have a car, bir arabaya sahip olmak affedersiniz durumu söz konusu. Arabaya sahip mi diye bakacak olursak I don't have a car diye cevap vermiş. Buraya gelecek olursak he nokta nokta have a car. Buraya ne getirmemiz gerekiyor? Ben yine bir burada hemen şıkları yazalım. Fatma'nın sırası. Fatma'nın ne cevap vereceğine bakacağız burada. Hepinizden cevap istiyorum. He nokta nokta have a car. Yukarıya tekrardan bir çıkayım. I don't have a car diye cevap vermişti. Cümleleri burada konuşmanın hepsi geniş zamanda geçiyor arkadaşlar. Yani tamam, Dilber'in varlığı meçhul. Geniş zamanda bir cevap olduğu için mesela yukarıda da I don't diye söylemişti birinci tekil şahıs için. Burada üçüncü tekil şahıs için bunu cevabına bakıyoruz. Üçüncü tekil şahıs için arkadaşlar bunun cevabına baktığımızda olması gereken buradaki cevabımız doesn't olacaktı. He doesn't have a car. I, you, we ve they için don't kullanırken he, she, it için yani üçüncü tekil şahıs için doesn't kullanıyorduk arkadaşlar. He doesn't have a car şeklinde bunun olması gerekiyor. He nokta nokta by bus. Hemen şuraya geri dönelim.
Argo şöyle tamam. I go to work by bus demiş. İşe arabayla giderim diye söylemiş. Burada da bunun üçüncü tekil şahıs için olan halini bizden istiyor. He şöyle dört tane seçenek vereyim. Go, goes, don't go ve doesn't go diye dört tane seçenek koyduk. Zeynep'in sırası. He, nokta nokta, by bus ne getirmemiz gerekiyor. İşe arkadaş şeyle gidiyormuş. Fatma'nın sırasıydı değil mi? Evet, yok. Zeynep'in sırasıydı değil mi bu? Evet, Zeynep'in sırasıydı. Zeynep, doğru cevaplamışsın. Burada üçüncü tekil şahıs go fiilinin sonuna s getirmemiz gerekiyor. Yani he goes by bus olacak. Tabii ben bir öncekini doldurmayı da unuttum. He hop sakin doesn't have varmış zaten. He doesn't have a car ve bunun da goes olması gerekiyor. He goes by bus. His duty, duty iş demek arkadaşlar. His duty nokta nokta at midnight. Buraya gelecek olursak burada his shift what does your söyleyemedim affedersiniz. What time does your shift start? Var diyen kaçta başlıyor sorusuna it starts at midnight diye şurada cevap vermiş. Bunun karşılığını burada alacağız. His duty nokta nokta at midnight. Şurada 5 için bir cevap peşindeyiz. Ben bir şıkları koyayım. Şöyle 5 tane seçeneğimizde buraya koydum. His duty nokta nokta at midnight. Onun görevi, duty görev demek arkadaşlar. Gece yarısı ne yapar? Fatma Nur Zeynep yaptı. Şerife'nin sırası herhalde ya. Zeynep sen yaptın mı? Zeynep sen yapmış mıydın? Tamam, o zaman Şerife senin sıran. Şerife'nin ne cevap verdiğine bakalım. Şimdi onun görevi yine iş üçüncü tekil şahıs arkadaşlar. Bir tane arkadaşınız bunu doğru yapmış. Maalesef diğer arkadaşlarımızdan doğru cevabı alamadık. Onun görevi şuraya
metnimizi ekleyelim. Onun görevi. Evet. Starts sonuna S getirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar. At midnight. His office is in the control room on the first floor of the building. Onun ofisi büyük binanın birinci katında kontrol odasında. It's a shopping center. Bir alışveriş merkezi ama all the shops in the building are closed after 7 p.m. Ama alışveriş merkezindeki bütün dükkanlar akşam 7'den sonra kapanıyor. His colleague Orhan, colleague arkadaşlar iş arkadaşı demek. İş arkadaşı için colleague kullanılıyor. Yani okunuşu zor bir kelime. Kabul ediyorum. His colleague Orhan nokta nokta the same office and diye devam ediyor. İş arkadaşı Orhan aynı ofiste ne yapıyor? Bir bakalım. O da diğer güvenlik görevlisiymiş. O da 4'ten 12'ye kadar çalışıyormuş. Aynı yerde çalışıyorlar arkadaşlar. Orhan ile. Buraya getireceğimiz, yani şu bu 6 numaralı boşluğa getireceğimiz şeyleri ben bir yazayım hemen. Ya Dilber, merak ediyorum sen yani bir türlü bağlanamadın. Çok azimle uğraşıyorsun. Niye bağlanamadığını da anlayamadım. Sürekli bağlanmaya çalışıyorsun ama yani inşallah duyuyorsundur ya da takip edebiliyorsundur. Hani bizi duyamasan da takip edebiliyorsundur dersi. His colleague Orhan. Tamam, duyuyorsan güzel. Bağlanamadın da bir şekilde. Yani amblemin çıkmıyor. His colleague Orhan, iş arkadaşı Orhan nokta nokta the same office, aynı ofiste çalışıyor. Buraya ne gelmesi lazım? Works gelmesi gerekiyor. Yani normal şartlarda üstteki yazı olmasa senin yazdığın da doğru. Doesn't work de doğru olur. Ama üstteki yazıya istinaden buraya cevapladığımız için bunun cevabının works olması gerekiyor. Nerede kaldık? Şöyle devam edelim. In the same office and the same duty from 4 p.m. to 12 o'clock. And saat şey, iş arkadaşı Orhan da aynı ofiste çalışıyor ve 4'ten gece 12'ye kadar, 16'dan 12'ye kadar aynı işi gerçekleştiriyor. Buraya bir
şey getirmemiz gerekiyor. Boşluk getirmemiz gerekiyor. Boşluğa bir fiil getirmemiz gerekiyor, affedersiniz. Boşluğa ne getirebiliriz arkadaşlar? Üçüncü tekil şahıs için cevaplıyoruz soruyu. Bunu bilin. Şerife, senden de alalım. Burayı kapatacağım. Doğru ile yanlış yanlışlıkla işaretlediğini umuyorum. Buraya arkadaşlar does gelmesi gerekiyor. And does the same duty ve aynı görevi 4'ten 12'ye kadar yapar. Alper nokta nokta over the duty from Orhan at exactly 12 o'clock. Alper tam 12'de, tam olarak 12'de Orhan'dan görevi bir şey yapıyor. Buraya bir fiil yine getirmemiz lazım. Zaten ben şeyleri yazdığımda fiilin ne olduğunu hatırlayacaksınız. Alper nokta nokta over the duty from Orhan at exactly 12 o'clock. Şerife en son senden de alalım. Yukarıya bilerek dönmedim. İlk iki cevap direkt doğru gelmişti. Çok hani ümitliydim. Well, I take over from Orhan at exactly 12 o'clock. Yani buraya getirmemiz gereken fiil arkadaşlar takes over olacaktı. Alper takes over olacaktı. Şunu yazmayı unutmuşuz. Works. Yine devam edecek olursak şu saatlere de bakayım. Usually he nokta nokta at his desk. Genellikle o masasına, desk, masa, masasına bir şey yapar. Masaya ne yaparız arkadaşlar? Bunu göz önünde bulundurarak cevaplamanızı isteyeceğim.
Bu arada tabii fiilleri ne kadar bildiğinize de bakıyorum. Usually he nokta nokta at his desk. Masaya ne yaparız? Genellikle o masasına Fatma kaldı en son. Tamam. Sleeps uyumak, goes gitmek, starts başlamak, sits oturmak ve drive arkadaşlar sürmek manasına geliyordu. Usually he masaya ne yaparız? Masaya otururuz. Usually he sits at his desk. De diyor. Sits at his desk. And nokta nokta the monitors on the wall above the desk. Masanın üstündeki duvarda bulunan monitörlere bir şey yapıyor. Ne yaptığını bizden öğrenmek istemiş. Monitöre ne yapılır arkadaşlar? Drive, look, sit, sleep ve take fiillerini koyduk. Dilber senden de alalım. Bunun şeyine geçelim. Cevabını vermeye geçelim. Drive ilk A şıkkındaki drive araç sürmek. B şıkkındaki look bakmak. C şıkkındaki sit oturmak. D şıkkındaki sleep uyumak ve E şıkkındaki take almak manasına geliyordu. Aslında hani işin özünde arkadaşlar baktığımızda fiillerin anlamını biliyorsanız bariz bir şekilde bedavadan hani lux diye bağırıyor sorunun cevabı. Yani elimden geldiğince sınavlarınızda da cevapları böyle bağırsın diye uğraşıyorum da tabii birkaç tane de şey cevap koymam gerekiyor. Lux etti. Monitör. Look bakmak, watch izlemek. İkisi de arkadaşlar kullanılabiliyor. Bakmak ve izlemek fiilleri. Burada watch kullanılmış. Yani ben şıklar içerisinde watch da koyabilirdim. Aslında doğrusu watch koymamdı. Şunu bir geri alalım biz. Yani şıkları yanlış vermişim. Bir ekrandan bir şey izlemek için arkadaşlar watch fiili kullanılıyor. Affedersiniz ben yanlış vermişim. Look sadece bakmak manasına geliyor. Doğrusu watch kullanmam gerekiyordu. He nokta nokta the main entrance, the corridors, the elevators, the fire exit, the staircase, on the monitors. Ana girişi, koridorları, asansörleri, yangın çıkışlarını ve merdivenleri monitörden bir şey yapıyormuş. Şöyle bir geri gelelim.
tekrar aşağı inelim. 11. boşluğun cevabını arıyoruz. Yine ben bir biraz ipucu verdik. Bayağı bir biraz ipucu verdik ama. Right. Evet. Write, take, eat, see ve smell fiillerini yazdık. Buraya write yazmak, take almak, eat yemek, see görmek ve smell koklamak manasına geliyordu. E şıkkındaki smell koklamak manasına geliyor. Bilmiyor duysanız onu da burada görmüş olduk. Buraları ne yapıyormuş? Hepinizin de doğru cevapladığı gibi arkadaşlar görebiliyormuş. He sees the main entrance. He nokta nokta the police in case of a robbery attempt. Soygun teşebbüsü durumunda polise bir şey yapıyor, yaptığını söylemiş. Buradaki fiili yukarı çıkmadan bulmanızı isteyeceğim. Sefer yukarı çıkmayacağız. Write, see, sit, inform ve work fiilleri. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Senden de alalım. Ve geçelim. Bir zahmet. Aynen, hepinizin de doğru cevapladığı üzere arkadaşlar. Informs, bilgilendirmek fiili olacak bunun cevabı. He informs the police in case of a robbery attempt. He nokta nokta a wireless. Wireless da burada kastedilen telsiz. He nokta nokta a wireless. Hepinizin doğru yapacağına inanıyorum soruyu. Üçüncü tekil şahıstan bahsediyoruz. Üçüncü tekil şahısta için emizarı hiçbiriniz kullanmamışsınız. Teşekkür ederim. Emizardan bir tanesini kullansaydınız ki burada uygun olan is olurdu. He is a wireless deseydiniz o bir telsiz demek olacaktı. Burada have sahip olmak fiilini kullanmamız gerekiyordu. Have sahip olmak fiilinin de üçüncü tekil şahıs için çekimi has olacaktı. Onun telsizi
var şeklinde olacaktı arkadaşlar. Bunun da cevabı. Doğru cevaplarınız için teşekkür ederim tekrardan. He nokta nokta a gun to gun tabanca demek arkadaşlar. He nokta nokta a gun to yine aynı şıkları yazacağım. Bu soru için de aynı şıklar geçerli olacak. He nokta nokta a gun to. Evet. Bunun cevabı yine bir üsttekiyle aynı has şeklinde olacak. Telsiz olduğu gibi bir de silahı varmış. To ne demekti? Şuradaki to ne manaya geliyordu arkadaşlar? Bir sohbete yazar mısınız şunu? Daha önce de bunun üzerinde durmuştum. Çok. Hayır, çok değil. Onun bir telsizi var. Onun bir silahı nokta nokta var. Evet. Çok değil. Cevap çok değil arkadaşlar. Zeynep niyetleniyor, niyetleniyor yazmıyor. Aynen. To da de manasına geliyor. Onun bir silahı da var. Da de olacak. Bir şeyi bahanesi varken bir başka şeyden açıldığında silahı da var, şuyu da var, buyu da var manasında. Of course, tabii ki demek. He, it, if necessary, eğer gerektiyse onu silahtan bahsediyoruz. Eğer gerektiyse onu ne yapar arkadaşlar? Eğer gerekliyse onu ne yapar? Gerekliyse silahı ne yaparsınız arkadaşlar? Aynen. Hepinize teşekkür ederim doğru cevaplarınız için. Eğer gerekliyse onu kullanır. He uses it. His duty nokta nokta at 8 in the morning. In the morning dediği için sonuna am koymamış. Onun görevi sabah 8'de bir şey olacak. Yine bunun bir sizden şeylerini alalım. Böylece fiilleri tanımanız da artıyor.
gece 12'de ki görevi sabah 8'de ne olur? Gece 12'de gittiği görev sabah 8'de ne olur? Ne oluyor? Yani sabah 8'de başlamaz. Start olmaz. Gece 12'de başlamıştı zaten görevi. Finishes doğru cevaplarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Tek bir freyle geçirdik bunu. His duty finishes olacaktı bu da. Onun da bir hatayla tıklandığını inanıyorum. He nokta nokta home for a good meal and a good sleep. İyi bir uyku ve iyi bir yemek için eve ne yapıyor? Sorusuyla da burayı bitireceğim. Has, is, goes, does ve sleeps seçeneklerimiz var. İyi bir yemek ve iyi bir uyku için eve ne yapıyor? Aynen. Hepinizden doğru cevaplarınız için teşekkür ederim. He goes olacak bunda cevap. Burası da bu şekilde. Yine burada bir şey var. Konuşma kısmı var. Daha sonra da bununla ilgili doldurulacak bir kısım var. Oraya girmeyeceğim. Arkadaşlar. Burada present continuous tense'le şimdiki zamanla simple present tense geniş zamanın arkadaşlar bir karşılaştırması söz konusu. Bunun üzerinden bir geçelim. Present continuous şimdiki zamanda özneden sonra emizar yardımcı fiilimizden bir tanesini getiriyorduk. Ardından fiilimizin sonuna ing, ing ekimizi koyuyorduk. Bütün fiiller ve bütün özneler için ing ekimiz aynıydı. Ne değişiyordu? Bizim emizar yardımcı fiilimiz özneye göre değişiyordu. I için am, he, she, pardon, I, you, we ve they için pardon, I için çok affedersiniz ya, I için am, you, we ve they için siz, biz ve onlar için are, he, she, it, üçüncü tekil şahıs içinse is kullanıyorduk. Daha sonra cümlemizi nesneler ya da zarflarla devam ettiriyorduk ve en son şimdiki zamanda now, at present, right now, şimdi, şu anda, tam şu anda gibi zaman zarflarımızla bitiriyorduk. Geniş zamanda nasıldı cümlelerimiz? Öznemizden sonra olumlu cümlelerimizde herhangi bir yardımcı fiilimiz yoktu. Daha sonra fiilimizi koyuyorduk. I, ben, you, sen ya da siz, we, biz, they, onlar için fiile herhangi bir değişiklik yapmıyorduk. Sadece üçüncü tekil şahıs, he, she, it için fiilimizin sonuna s takısı getiriyorduk. Olumlu cümlelerimizde. Daha sonra nesneler veya zarflarla cümlemizi devam ettiriyorduk. En sonunda arkadaşlar bir zaman zarfıyla cümlemizi bitiriyorduk. Everything
Her hafta On Mondays pazartesileri Every Morning her sabah olduğu gibi bu tarz bir zaman zarfıyla da cümlemizi bitiriyorduk. Böyle kısa bir tekrarından sonra devam edelim. Şimdiki zamanda kullanılmayan arkadaşlar fiiller var. Bu fiiller arkadaşlar know, like, want gibi durum veya düşünce ifade eden fiiller arkadaşlar. Bu fiilleri şimdiki zamanda yani ing ekiyle kullanmıyoruz. Verbs of thinking, düşünmekle ilgili fiiller. Know, bilmek. Forget, unutmak. Notice, hatırlamak. Anımsamak pardon. Remember, hatırlamak. Recognize, bu fiili daha önce hiç duydunuz mu? Recognize fiilini arkadaşlar. Fiili daha önce hiç duyan var mı? Recognize fiilini. Çok hani şey bir fiil değildir. Recognize arkadaşlar tanımak manasına geliyor. Understand, anlamak. Bu fiiller arkadaşlar şimdiki zamanla kullanılmıyor. Yani I am knowing you. Ben seni biliyorum veya şeklinde olmaz. Veya I am forgetting you, seni unutuyorum. Çünkü bir şey anlık olarak bilinmez, hatırlanmaz. Bu tarz durumlar gerçekleşilmez. Bunları şimdiki zamanda değil de geniş zamanda kullanırız. I remember you, seni hatırladım. I recognize it, onu tanıdım gibi. Verbs of feeling yine hate, nefret etmek. Like, burada liking şeklinde yazılmış. Like arkadaşlar, yanlış bir yazım var. Like, beğenmek. Love, sevmek. Want, tercih etmek. Want, istemek pardon. Prefer, tercih etmek. Yine verbs of possession, sahip olmak, have, own, possess, bunlar sahip olmak manasına geliyor arkadaşlar. Ve cost, mal olmak, fit, oturum sonlandı. Hadi diğer arkadaşlarınız da gelsin de. Sanırım diğerleri gelemedi. Ders bitti mi sandılar? Tam ders anlatırken bir şey anlatırken gittiği için dersin bittiğine de
inanmamaları gerekiyor normalde. Gelmeyecekler mi ki? Neyse, ben devam edeyim. Bir gelme olmayacak. O belli oldu. Yine kost mal olmak, fit oturmak, sığmak, hear, duymak, include, eklemek, mean, manasına gelmek, ifade etmek, need, ihtiyaç duymak fiillerini biz ing ekiyle kullanmıyoruz arkadaşlar. Ben nesinin, yani biz Türkçe'de ben nesinin telefon numarasını biliyorum diye ifade ettiğimiz bir şeyi İngilizce'de I am knowing Nesrin's phone number şeklinde değil de I know Nesrin's phone number şeklinde söylüyoruz. Ama bunun çevirisi I know Nesrin's phone number, ben Nesrin'in telefon numarasını bilirim değil, ben Nesrin'in telefon numarasını biliyorum olarak çevriliyor. Ne kadar şimdiki zamanda çevirisini yapsak da yazılış o şekilde olmuyor arkadaşlar. I love you, seni severim değil, seni seviyorum oluyor. Ya da they don't know, onlar bilmiyor değil de bilmiyorlar şeklinde. Cem doesn't want tea. Cem çay istemez değil de Cem çay istemiyor şeklinde çevirisi oluyor. Buradan sonrasını arkadaşlar bir sonraki dersimizde devam edeceğim. Bu hafta size anlatacaklarımız bu kadar. Gelip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum şimdiden.